Dünya koronavirüsü Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan gizemli hastalıkla tanıdı. Hastanelere başvuranların şikayetleri birbirine benziyordu. Benzer hastalıklardan rahatsızdı. Yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı. Hastaların durumunun sıradan grip vakalarında farklı olduğunu ilk fark eden Wuhan'da görevli doktor Li Wenliang'tı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yayınlayarak herkesi uyarmaya çalıştı. Ancak bu videodan sonra halkı paniğe sevk etmek suçlamasıyla hakkında dava açıldı. Koronavirüs enfeksiyonu tehlikesini kamuoyuna duyuran Li Wenliang, 7 Şubat'ta aynı virüs yüzünden hayatını kaybetti. Hem Çin'de hem de dünya genelinde vaka sayısı artıyor. Çin'in pek çok kentinde hayat neredeyse durmuş durumda. Virüsün kolay bulaşması yüzünden bilanço daha da ağırlaşabilir. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs sadece Çin'i değil tüm dünyayı etkiledi. Birçok ülke kendine göre önlemler aldı ve önlemler almaya da devam ediyor. Virüsün bir tür mutasyona uğramış virüs olduğu biliniyor. Peki bundan sonrası için ne olacak? İnsanoğlu virüslerle savaş halinde mi ve en önemlisi virüslere karşı ne yapabiliriz? Bizim enfeksiyon hastalıkları profesörümüz, bizi yetiştiren hocamız hep şöyle söylerdi. Bu bir savaş arkadaşlar derdi. İnsanlarla mikroorganizmalar arasında hep bir savaş var. Ve bu savaş yüzyıllardır devam ediyor ve hep de devam edecek. Biz silah geliştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Eğer bir bakteri ise antibiyotik üretiyoruz. Bir virüs ise antiviral ilaç üretiyoruz. Ama onlar hiç boş durmuyor. Yani mikroorganizmalar inanın hepimizden belki de daha akıllı. Onlar da direnç mekanizması geliştiriyor. Virüslerle mücadele son yıllarda SARS, MERS ya da koronavirüs gibi salgınlarla gündeme gelse de insanoğlunun virüslere karşı savaşı çok daha eski dönemlere kadar uzanıyor. Aslında içinde bulunduğumuz yüzyıla gerçekten virüs çağı deniyor. Bu bilimsel bir terminoloji aynı zamanda. Şöyle yüzyıla başlarken de Birinci Dünya Savaşı sırasında 1918 yılında aslında dünya belki de en büyük pandemilerinden, dünya çapında salgınlarından birini yaşadı. Bugün pek konuşulmasa da İspanyol gribi Birinci Dünya Savaşı'nda 50 milyon ila 100 milyon kişi arasında ölüme yol açtı. Yine bugün konuştuğumuz koronavirüsler aslında çok da yeni değil. 2002 yılında SARS, 2012 yılında da MERS-CoV ile yine koronavirüslerin dünya çapında diyebileceğimiz salgınlarını yaşamıştık. Virüslere karşı savaşta bilim geliştikçe farklı antibiyotikler üretiliyor. Böylece hastalığın direnci kırılıyor. Ancak virüsler sürekli kendilerini geliştirerek zamanla bu ilaçları etkisiz hale getiriyor. Uzmanlara göre virüslerle savaşta insanoğlu hep bir adım geride. Yeni oluşan mikroorganizmalar, yeni oluşan bakteriler ve virüsler bizim o kullandığımız antibiyotiklere ya da antivirallere dirençli olarak oluşuyor. Yani bu demek ki düşmanımız güçleniyor. Biz de tabii boş durmuyoruz. Biz de onlara karşı yeni ilaçlar üretmeye çalışıyoruz ama inanın onlar bizden daha hızlı. Ve çok çabuk antijenik yapılarını değiştiriyorlar, çok çabuk direnç oluşturuyorlar ve biz hep bir adım geride kalıyoruz. Örneğin bu konuda en çok bildiğimiz ve gerçekten kişisel hayranlık duyduğum virüs grip virüsüdür. Grip virüsü salgın sırasında kendini biraz değiştirebiliyor. Bu salgının daha da artmasına da oluyor ama bazen de tamamen değiştiriyor. Yani bir salgın sırasında bile virüs kendini tamamen yenileyebiliyor, shiftler yapabiliyor ve o nedenle de yeniden hastalandırabiliyor, insanı daha yüksek düzeyde hastalandırabiliyor. Tabloyu daha da vahim yapan virüslerin salgın sırasında bile mutasyona uğraması. Üstelik küresel ticaretin ve turizmin ulaştığı nokta, salgınların daha hızlı yayılmasını da beraberinde getiriyor. Virüslerle savaşta en önemli aşama ise bağışıklık sistemini güçlendirmek.